Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber birlikte 2 günlük bir aradan sonra tekrardan bir VS birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bugün sizlerle beraber birlikte önemli açıklamalarda bulunacağız ve yorumlarda artık ne tür bir içerik istediğinizi belirtirseniz sevinirim. Daha videoya geçmeden de bu VS'yi kimin alacağını yazarsanız sevinirim. 1v2 atacağız. Karşı taraf 2 kişi, biz tek kişiyiz. Farkı biraz açtıktan sonra konuları anlatmaya başlayabilirim. Çünkü şu an anlatırsan bir şey kazandı. Abi biri geliyor, biri gidiyor. Dur bakalım. Anladım. Şimdi farkı dediğim gibi biraz açalım, ondan sonra bahsetmeye başlayacağım konularda. Konular bana göre önemli, ben size göre önemli olabilir ama bence size de göre de önemli. Ama hep beraber anlattıktan sonra göreceğiz. Ben öleceğim burada. Aynen öyle. İyi ki çıkmışım buradan, yoksa ölebilirmişim. Expired. Bu güzel taktik bu. Olay. Reloading. Bak bunu da alıyorum ve anlatmaya başlayayım diyecektim. Ama alamadığımız için ya, farkı ikiye çıkartayım, ben her türlü zaten alırım maçı, garanti ederim. O yüzden abi geldi. Onu da alıyordum, 110 vurmuşum. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir de atalım. Gelmedi. İnfomuzu verdik tekrardan. Besi sağda. Abi ben niye vuramadım? Neyse, sıkıntı yok. Tamam, onu abi. Arka tarafta geldi. Abi ben anlatmaya yavaştan başlayacağım. Şu 2 kilo alayım, bir skoru eşitleyeyim. Ne yapıyor bunlar, ne ikisi? Diğeri nerede? Diğerini tutmaya çalışıyorum ama diğeri yok ortalıklarda şu an. Ben niye besleyeli 1v1 atıyorum gibi hissediyorum. Diğerini aradığım için şu an. No mercy. Bir tık garip. Nerede? Diğeri. Sağa ses aldım. Tamam. Ölüyorduk. Şimdi infomuzu verelim ve yavaştan başlayayım. Bildiğiniz üzere artık globalde yenecek bir oyuncu kalmadı. Yani bana göre kalmadı. Neredeyse hepsiyle attım, 2 tane oyuncu hariç. Bir aslan boyu, bir de Frozen hariç. Hepsi geldi. Hepsiyle de attım. Onlar da gelemediği için atmadım zaten. Yoksa onlarla da atmak istiyorum zaten. Aslan boyu da mesela yakın zamanda tekrardan çağırdım. Frozen'ı da tekrardan çağırdım. İkisi de gelmedi. Vallahi gelmedikleri için de yapacak bir şey yok. Güzel vurduk bu arada. 7 mermimiz vardı. 7 mermi de iyi aldık. Yani lafın kısası, artık yenecek bir oyuncu kalmadığı için bu ciddi VS'lere veya global VS'lere artık çok nadir, yani nadirden kastım artık neredeyse gelmez gibi bir şey. Çünkü artık yenecek bir oyuncu falan kalmadı. Şöyle anlatayım, mesela turnuvalar olsun falan filan olsun, toplam 8 şampiyonluğum var. Bunların hepsindeki oyuncuların hepsi de neredeyse Şampiyonlar Ligi gibi oyuncular. Yani 8 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sayabilirim. Abi nasıl alamadık? 115 vurmuş. Geliyor buraya. Aynen öyle. Reloading. Dediğim gibi 8 tane Şampiyonlar Ligi kupası veya şampiyonluğu sayabilirsiniz. İlla yenildiğim kişiler vardır. Şu an skor olarak geride olduğum tek kişi Slider. O da zaten arkadaşımız olduğu için fazla önemsemiyorum. Bir sıkıntım falan filan yok. Zaten arada konuşuyoruz. Mesela ben telefonda 5 parmağa geçecekken ilk başta ondan kontrol istedim. 5 parmak kontrolü. Attı ama onun kontrolünde hiç oynayamam. O yüzden hiç geçmedim bile zaten.
Artık farklı içeriklere yönelmek istiyorum. Sen TDM'sin, nasıl bir içerik çekebilirsin diyebilirsiniz. Valla artık içerik değişiyor yani. Full VSVZ olmaz. Siz de sıkılırsınız, ben de sıkılırım bir süreden sonra. Hatta zaten çoğunuz sıkılmış bile. O yüzden artık farklı içeriklere yöneliyoruz. Lobby trolü olsun ya. Lobby trolünü fazla yapabileceğimi düşünmüyorum ama elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışırız. Sizin de düşünceleriniz falan filan hepsi önemli. Yorumlarda ne çekip ne çekmeyeceğimi yazarsanız sevinirim. En fazla ne görmek istiyorsunuz kanalda yazarsanız tekrardan mutlu olurum. Çünkü her yorumunuzu okuyorum ve zaten kalpliyorum. Yorumuşsunuzdur. Başka anlatacak bir şey kalmadı. Şimdi yavaştan maça odaklanalım. Ciddi vs taktikleri olsun istiyorsanız onları falan da çekebilirim. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Düşünceleriniz ve yorumlarınız için benim için önemli. Şimdi dediğim gibi maça odaklanalım. Bunlar bizi yenmeye başlamış. Bakalım çevirelim şimdi. Güzel pref attı. Bir yeri de sağdaymış. Öldük sanki. Aynen öyle. 4 dakika kalmış. Valla o dakika süresi 3'ü gösterdiği anda ben bir tırsmaya başladım. İşte o kadar şeyi anlattıktan sonra yeni bir şey bir tık sıkıntı olacak. Şimdi bakalım. Başlayalım o zaman yavaş. Tamam. Evet ama çok yanlış yerden geldi. Ram geliyor. Onu yemeyiz. O başka mevzu. 18-16. O da tabancayla vurdu bizi. İyiymiş abi. Solda. Bisya'yı vuralım önce. Tamam besin canı az. Abi. Ama olmadı ki böyle. Dur bakayım. Abi olmadı be. 100 vurdu. Şimdi vallahi yenileceğiz. Bakalım. Ya yenilsem de yensem de atarım ben bu videoyu. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Çünkü önemli olan konuydu. Konuyu da anlatacağım. Abi ne yapıyorsun? Abi ben çok ayakta uyuyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Vallahi ayakta uyuyoruz harbiden. Nice shot. Bu ne abi oğlum? Uçtu geldi. Fark 3'ten aşağı düşmüyor. 3'ten aşağı düşerse belki bir tık çevirebiliriz. Yine geldiler. Kalabalık. İkisi aynı anda oynadığı için fazla bir şey yapamıyorum ama yapacak bir şey yok. Tamam biri kaldı. Abi gördü. Canımız da olmadı. Geliyor. Abi yakalandık be. Arkadan geldi. Yapacak bir şey yok. Maçta beklemeyin birader, o kadar da değil. İnfoyu verdik. Buradan geliyor sıkıntı. Gel bakayım buradan. Abi. Bu kol ne? Dur bakayım. Verdik infoyu. Bir daha atmadı pre. Mantıklı. Vurduk biraz. Ama rushlıyor. Nice. Tamam. Abi nasıl ölmüyor? Sağda. Ben vururum kafasını. Vuramadım. Gözükmüyor. Abi son sayılar neredeyse. Çok vurdum. Aldım bunu.
Abi yukarıda olduğunu fark ettim. Killed. Abi çok güzel. Reloading. Vallahi aldık. Yani zor da olsa aldık. Yapacak bir şey yok. Umarım videodan zevk almışsınızdır ve dediklerimi anlamışsınızdır. Tekrardan da diyorum, içerik fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.